Bugün Oğuzhan Karaca ile beraberiz. Oğuzhan Bey çok önemli bir yatırımın kurucusu. Dijinak.com değil mi? Evet. Evet, Oğuzhan Bey nedir bu Dijinak? Mustafa Bey, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dijinak bir dijital taşımacılık platformu. 2021 yılında kuruldu. 3 yıldan beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl 5 kat büyüyen ve ana yatırımcısı İde Capital olan bir startup. Yani startup bir girişim segmentindeyiz. Evet, lojistik sektöründe bir startup olmak nasıl bir durum? Aslında sizin de LinkedIn'deki postunuzda belirttiğiniz gibi bu sektörde yapılan girişimlerin bazılarında ciddi başarısızlıklar meydana geldi. Ama oradaki miyopiyi sizinle de konuştuk biraz, hani bakıldığı zaman. Yükle göndericiyi buluşturmak açısında aslında bazı zorluklar var. Çünkü temelde Amerika Birleşik Devletleri'nde load board, yük panosu mantığı kavramıyla gelişen bu uygulama Türkiye'de birebir aynısını göstermiyor. Biraz daha farklı. Çünkü Türkiye'de bunların aracıları, yani yükle gönderini buluşturan aracılar, forwarder'lar, nakliye komisyoncuları mevcut. İşte bu noktada biz geçmişte yapılan hataları tekrarlamayıp kendimize özgü bir dijital taşımacılık platformu kurduk. Burada da aslında ekosistemin, hani paydaşların hepsini kapsıyoruz. Kobi burada, forwarder burada, nakliye komisyoncusu burada, kamyoncu burada, aracılar burada, finans kuruluşları burada. Bütün paydaşlar kendilerine bir yer bulabildiği için aslında da sistem kendi kendine çalışıyor. Burada temelde biz tüm paydaşlara bir garantör, bir yol gösterici, bir servis sağlayıcı, dijital ile hibrit arasında bir köprü olarak bir hizmet sunuyoruz. Benim her zaman söylediğim, İzah ettiğim bu sektörde bir piramit var. Bu piramidin biz en altında finansman olduğunu düşünüyoruz. Burada peki Dijinak nasıl bir finansman konusunda fayda sağlıyor? Hızlı ödeme, kamyoncuya hızlı ödeme yapılabilmesiyle ilgili tüm dijital mekanizmaları kurduk. Bir faturanın sisteme girmesi, ardından bankalar tarafından, finans kuruluşlarından tarafından ödenmesi, müşteriye fatura kesilmesi sürecinde sürtünmeyi ciddi bir şekilde azaltan bir mekanizmamız var. Onun üzerinde peki ne var? Hibrit modeller. Nedir hibrit modeller? Dijitalle insanın birleştiği mekanizmalar. Şimdi B2B'de işler B2C'deki gibi işlemiyor. B2C'de biraz daha kolay. Yani işte bu Uber mantığında olduğu gibi taksiyle yolcuyu buluşturmak gibi değil. B2B'de arada yapılması gereken işlemler var. Peki bunları kim yapıyor? Kimin yapmasını istiyoruz? Sektör profesyonelleri yapmasını istiyoruz. Biz bunları ajent olarak konumluyoruz. Hatta bunlara bir isim de verdik. Pro Forwarder diyoruz. İşte Pro Forwarder'ların, ajentlerin gelişmelerini sağlayarak dijitalle insanın birleşmesini sağlıyoruz ve aradaki mikro operasyonları yönetiyoruz. En sonunda da piramidin tepesinde de optimizasyon ve verimlilik var. Tabii sektördeki bizim rakiplerimiz ya da sektör oyuncuları burada optimizasyon ve verimliliği çok önemsediler. Bu noktada biz yok demiyoruz. Optimizasyon ve verimlilik var ama daha az bir şey de var, yani müşterinin önceliklerinde. Biz de bunu kullanarak bizim piramidimizi tamamladık. Peki efendim, bir tarafta kamyoncudan bahsediyoruz. Çıplak, tanıdığımız, işte kirli sakallı bir kamyoncudan bahsediyoruz. Öte tarafta da şu ana kadar saydığınız bir sürü İngilizce kelime var ve dijital devreler var. Siz bunları nasıl birbiriyle buluşturuyorsunuz? Nasıl meç ediyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında klasik modellerin yük panoları nasıl çalışıyor? Aslında müşterinin yükün ilanın asılmasıyla, posting diyorlar buna, ilan asılmasıyla ve kamyoncuların da buna teklif vermesiyle başlıyor ve teklifin sonucunda da kamyoncu bunu, müşteri bunu seçip işini ifa etmeye çalışıyor. Ama biz diyoruz ki Kobi ile gönderici ile kamyoncu arasında bir tercümana ihtiyaç var. Bir translator'a, bir çeviriciye, decoder'a ihtiyaç var. İşte bu noktada biz acentelerimizi, biz bu noktada paydaşlarımızı bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili eğitiyoruz. Yani kamyoncunun belli bir standarda erişmesi, aynı zamanda Kobi'nin de kamyoncunun ihtiyaçlarını görebilecek şekilde hizmet bedelinin ödemesi artı diğer ihtiyaçlarını karşılaması için arada
hem tercümanlık yapıyoruz hem de yol gösteriyoruz. Peki bu çalışma sırasında, bu koşu sırasında yaşadığınız ilginç bir şey var mı? Yani temelde yaşadığımız ilginç şeyler tabii ki var. Hani bu noktada tabii kamyoncunun birçok sorusuyla maruz kalabiliyoruz. Yani temelde kamyoncu yolda giderken hep işte paramız ödenmedi sorusuyla karşılaşırız. Çünkü cep telefonuna girip ödeme dekontunun kontrol etmek gibi şansı yok. O yüzden bizim arkadaşlarımızın bazıları kamyoncunun sorularına cevap vermekle için oldukça zaman harcar. Bu da bizim ilginç. Yani ödenen dekont, ödenen hizmet bedellerini işte ödememizi almadık noktasında sürekli bazı arkadaşlarımız girip onlara destek olmaya çalışır. Ama günün rutininde tabii karşılaştığımız ilginç örnekler vardır şeyleri ama şu anda çok fazla aklıma gelen bir örnek olmadı yani. Evet, son 5 dakikamızda da şu kadın meselesini, kadın acenteler sizde sanıyorum %10 civarında. Kadınların bu işe dahil olmasının faydalarını ve katkılarını düşünelim. Şimdi Pro Forwarder eğitim programımızda aslında kadınlara biraz öncelik vermek istiyoruz. İlk hedefimiz 100 kadını iş sahibi yapmak, kendi işlerini sahibi yapmak. Kadınların özellikle müşteri ilişkileri yönetimi, ilişki yönetiminde çok güçlü buluyoruz. Daha disiplinli, daha çalışkan, daha özverili meseleye bakıyorlar. Eğer biz 100 tane kadını acentemiz olarak yetiştirebilirsek, geliştirebilirsek, onlara destek sağlayabilirsek, onların da aslında her birinin bir 10 kadına daha yol açıp 1000 tane kadına ulaşmak gibi bir hedefimiz var bu noktada. Biz öncelikle istekli olan başvuruları topluyoruz internet sitemiz üzerinden. Başvuruları değerlendiriyoruz. Önceliğimiz lojistik sektörüyle ilgili bir tecrübe sahip olmalarına bakıyoruz. Bu çok ciddi bir avantaj. Gerek müşteri tarafında, gerek araç tedarik tarafında. Ama bu zorunluluk değil. Yani eğer biz orada bir satış pazarlama ya da bir ilişki yönetimi, deneyimi görebiliyorsak o konuda yatırım yapmaya da hazırız. Bizim bir eğitim programımızı bitirdikten sonra bir mentoruyla beraber çalışmaya başlıyorlar. Bizim öncelikle onların istediğimiz bir şahıs şirketi kurmaları, bir bilgisayar, bir cep telefonu ve en kısa zamanda da bizim de desteğimizle Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan H1-H2 aracılık yetki belgesine biz de destek oluyoruz bu anlamda maddi olarak. Bu belgeye sahip olmadan ardından biz kendilerine bize başvuran fakat hizmet veremediğimiz müşteri portföyünü açıyoruz. Sonuç itibariyle bize her yerden başvuran, dijital ortamda başvuran müşterilere hepsine hizmet veremiyoruz. Çünkü etki alanımızın dışında olabilir. Bir de kendi kamyoncu, taşımacılık havuzumuzu açıyoruz. Bunun yanı sıra onların getirmiş olduğu, getirebilecekleri müşterileri de değerlendirip sisteme katabiliyoruz. Ve onların çalışmaya başlamasının önünü açmak istiyoruz. Bizim tecrübemiz 6 ay içerisinde kesinlikle askeri ücretin üzerinde bir gelir elde edebiliyorlar. 6 aydan sonra yani 1 ila 2 sene içerisinde de askeri ücretin 3 ila 4 katına kadar bir gelir elde ettiklerini gözlemledik. Yani bu bizim tecrübe ettiğimiz bir şey. Hani sadece istatistiksel bir rakamla da konuşmuyorum. Bu anlamda da kadınlarımızın özellikle iletişim yeteneğiyle, özellikle satış pazarlama yeteneğiyle Dijinak üzerinden sektörün hem KOBİ perspektifindeki paydaşlarına hem de onların hizmet üreten kamyoncular arasındaki mikro operasyonları yöneterek başarılı olabileceklerine inanıyoruz ve bu projeyi de çok destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu Dijinak için 2024 yılında önemli başlıklardan bir tanesi. Evet, girişimcilere öğütleriniz neler? Yani siz bir sermayeyle bu işe başladınız ve belli bir noktaya geldiniz, topluma da fayda sağladınız. Girişimcilere, gençlere önerileriniz neler? Aslında temelde bir şey söyleyeyim. İnsanlar teşvik yapmak için veya atılım yapmak için bunu kendilerine fener edilsin. Girişimcilikle ilgili benim şöyle bir konuşma metnim var. Girişimcinin psikolojisi ve kazanan tutum şeklinde bir aslında bir başlığım var benim. Bence girişimciliğin en önemli noktası girişimcinin psikolojisi moralini bozmadan, sürekli olarak yapmak istediği şeyi, hedeflerini bırakmadan ısrar ederek çalışması lazım. Ve burada moral bozukluğu, yıpranma gibi faktörlerin üst üstesinden gelmesi lazım. Kazanan tutum da şu, yani her girişim başarılı olacak diye bir şey yok. Ama
Eğer birincisi, eğer yanlış bakıyorsanız meseleye, pivoting yaparak girişiminizin yönünü değiştirebilirsiniz kesinlikle. Ama işler gitmeyecekse o girişimi hızlı bir şekilde bırakmanızda fayda var. Ama fikrinize inanıyorsanız kazanan tutum şu, mücadele ederek, başkalarının, mentorlarınızın desteğini alarak, işin üzerine giderek girişiminizin başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Belli bir yere kadar kendi kaynaklarınızla, belli bir yerden sonra da yatırımcıların desteğiyle ve programlarla başarıyı kovalamanız lazım. Girişimcinin en önemli silahı, savunma psikolojisi ve kazanma isteğidir. Çok teşekkür ederiz. Dijinak'a başarılar. Sağ olun.